Hepsinden nefret ediyorum. Berkant'tan, babandan, Pervin'den, bu mahalleden. Kızım bittim ben ya. Vallahi bittim. Berkant'ta yedi kokusu çıkacak yakında. Bak görürsün, çıkacak bu ortaya. Babam da öldürecek beni. Hadi diyelim canımı kurtardım. Sonra ne olacak? Pervin babamla neden evlendi sanıyorsun? O da zamanında benim gibi kaptırmış gönlünü birine. O itte bırakıp kaçınca çoluklu çocuklu kaynanalı naylonca Salim'e kalkmışlar kızı. Ya bana da yapacaklar o değil mi Mine? Hayır tabii ki. Kaçarız buradan, gideriz. Nereye kaçacağız be? Nereye gitsek teneke çıkmaz bizim için. Hadi sen okulunu bitirip bir milim öteye gidersin de. Hoş senin de başında Ali gibi biri var. Ona mı baktın, buna mı güldün? Tövbe yarabbim. Bizim çilemiz doğmadan yazılmış kızım. Haluncu Salim'in kızlarıyız biz, o kadar. Belki bir gün biz de gerçekten mutlu oluruz be abla. Biz de seviniriz. Seviliriz. Günaydın aşkım, ne haber? Ne o, küs müyüz? S**tin attın lan telefonumu. Daha taksidini ödemedim ben onun ya. Sen de benim kalbimi kırdın oğlum, yemişim telefonunu. Yedin, maalesef yedin zaten. Şişt, bana bak. Sen akşam gel iste beni babamdan. Ben sana alasını alacağım o telefonu. Doğrudan yürüdük ya. Ya vallahi bak. Geleceğim mi akşam iste? Kızım ne evlenmesi, sen kafayı mı yedin ya? Akşam dayak yedim oğlum babamdan. İşkillenmişler, lafsız olmuş. Vallahi hamile olduğumu öğrenirse gebertir beni. Berkant yalvarırım ne olur. Gel iste babamdan, bir nikah kıyalım sonra istersen boşanırız. Yapışmam yakana söz. Ya aşkım, ya ne olur. Benden mi o bebek? Herhalde senden, kimden olacak? Allah belamı versin senden. Ne olur beni bu halde bırak. Ya kızım ben ne evliliğe hazır değilim. Daha hayallerim var benim ya. Oğlum senin çocuk ya, üç kere havaya atıp iki kere mi tuttular? Babam hamile olduğumu öğrenirse gebertir beni diyorum. Bak güzellikle geldim yalvardım. Sen de yanarsın, seni de yaşatmazlar. Ben ne yanacağım be? Ben ne yanacağım ya? Zorla mı yaptım kızım? Yatmasaydın lan altıma. Allah belanı versin lan senin. Öldürürüm lan seni, öldürürüm he. Yeter be! Ya bana bak, bana bak. Öldürürüm lan seni, duydun mu? Düşeceksin lan yakamdan. Çıkacaksın hayatımdan. Duydun mu lan beni? Yoksa asıl ben seni gebertirim. Duydun mu lan? Duydun mu? Bırak beni! Bırak lan ablamı! Sana da be! Öldürürüm seni. Öldürürüm lan seni. Duydun mu lan? Öldürürüm seni. Ya Çetin'cim de böyle işte. Tatilde bile olsak şirketin işleriyle güçleriyle uğraşıp durur. Ya tam bir işkolik aslında. Ama ben onu anlıyorum. Çünkü çok büyük paralar söz konusu. Böyle milyon dolarlar. Belenoğullarının torunu olmak öyle kolay bir iş değil. Duymuşsunuzdur herhalde. Emlak kralı bunlar. Sen kimlerdensin peki? Yok yani Çetin Bey'i maşallah çok güzel anlattın da. Sen ne iş yaparsın Selam? Ben büyük bir mağazada satış danışmanıyım canım. Tezgahtar yani. Hayır, tam olarak öyle değil de sen pek anlayamadın herhalde. Niye? Müşterilere elbise, kazak falan gösteriyorsun değil mi kız Mine? Tamam, neyse ne. Boş ver. Canım sen ne işle uğraşıyorsun peki? Ben mi? Ben de
küçücük, leş gibi bir gecekondu mahallesinde güzellik uzmanıyım. Manikürcü yani. Kardeşim de tekstil atölyesinde işçi. Biz kaybetmeyi ilkokulda silgimizle başladık canım. O yüzden kategori dışıyız. Anlıyorum. Aranızda böyle bir gerilim oluştu ama... yani öyle değil mi şekerim? Hayır yani. Bak sen Çetin'den falan hoşlandıysan söyleyeyim. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Boşuna umutlanma, tamam mı? Abla ne yaptın sen ya? Ne alakası var? Adam benim tipim değil bir kere. Rahat ol. Allah'ım ya, uçmuş bunlar ha. Abla tamam, lütfen. Ne lütfeni be? Onca derdin arasında. Abla. Ay sus. Yani biz size yardımcı olmaya çalıştık. Acıdık, arabamızı aldık. Hiç böyle olmadı yani. Ablam bu aralar biraz gergin. Canı sıkkın. Kusura bakmayın. Güzelim. Güzelim, bir tanem beni bir dinler misin? Ben sana söyledim ya, dedem iş yükledi şantiye diyeyim diye. Evet. Aylin'cim biliyorsun ben de seni görmek için deliriyorum. Bak haftaya itiraz istemiyorum, tamam mı? Çiftliğe gidiyoruz Gebze'ye. Evet, her şeyi ayarladım ben. Tamam. Öpüyorum ben de seni çok. Okul falan bitmiştir tabii. Sen ne iş yaparsın? Ben büyük bir mağazada satış danışmanıyım. Tezgahtar yani. Ben bir mağazada çalışıyorum. Tasarımcı mısın? Hayır, satış danışmanıyım. Hayır, eskiden tezgahtar derlerdi ya, ondan. Vallahi babaannem oturarak bir alt beceren tek yaratık tavuktur derdi. Biz hep böyle it gibi çalıştık yani. Bir tek anneannem var dememiş miydin? Anneannem dedim. Yanlış mı söyledim ben? Hangi mağazada çalışıyorsun sen? Stilen Moda. Sabah sabah sıkıştırıp kızın kafasını allak bullak ettiniz canım. Rahat bırakın artık. Semra. Hı. Ben gecikmeyeyim. Hayırlı kazançlar dedeciğim. Allah aşkına peynir ye. Benim kiçeliyor galiba. Ne yapıyorsun kızım sen? Ne böyle anneanneciğim dedeciğim falan, ne ayaksın ya, artist misin sen? Ters yapma lan bana. Sınıf bize bakıyor. Şimdi biz nasıl tanıştık anlat bakalım. Yani biz barda tanıştık. Aslında ben çok sarhoştum, o da sarhoştu. İşte çok eğlendik filan. Ya işte sonra evine gittik. İşte böyle kahvaltı falan hazırladı. Yani sonra aradı birkaç kere. Sonra aşık oldum sana dedi. Öyle işte ya. Of. Sen niye ittin o kızı aşağı? Ya ben itmedim be. Yazık gencecik kız. Kim bilir daha ne aşklar yaşayacaktı. Ya itmedim, kaza oldu diyorum ya. Ay tamam kes. Bırak ağlamayı. Başka bir şey var mı? Yok başka bir şey. Abla, sana çok güzel haberlerim var. Ne oldu? Berkant efendisini değiştirmiş. Artık geri dönebilirsin. Kızım manyak mısın sen? Nasıl geri döneceğim? O kadar şeyden sonra geri falan dönemem ben. Hem ben iyiyim burada. Mine, senin boynunda bir kolye varmış. Al onu sat Arca ablacığım, tamam mı? Abla sadece giysilerini verdiler. Hem kolyesi olsa sence ben ona dokunur muyum? Ha. Düşmüştür o zaman herhalde ya. Neyse tamam boş ver. Abla Ayşe gerçekten çok üzgün biliyor musun? Ben onun gönlünü alacağım merak etme sen. Neyse hadi kapatıyorum. Sizi seviyorum. Ay kardeşlerim beni özlemişler. Ya kim özler seni ya?
Canım doktor değilim ama hastam çoktur benim. Böyle sizin gibi yapmacık da değildir bizimkilerin sevgisi. Harbidir, esaslıdır. Fakirin cebi boştur ama yüreği dese dese para eder. Anladın mı şimdi niye özlemişler? Babası çok mu perişan olmuştu? Kim? Evine bıraktığınız adam. Kızı ölmüş hani. Evet ya. İyi değildi. Bir baba kızına elini uzatırsa... ...o cehenneme kadar bile takip eder babasını derler. Ben de ederdim. Ama kimse bana elini uzatmadı. Yarın belki görüşemeyiz. Hayatınızda sebebiyet verdiğim rahatsızlık için özür dilerim. Ya Nesin, annenin söylediklerini çok üstüne alınma. Yani böyle nasıl derler... ...o biraz başkalarının hayatına karışmayı sever. Ama kötülüğünden değil. Su alacaktım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Kızım cevap versene. Pesler yapılacakmış. Büyük ihtimalle öyle. Allah kahretsin ya. Ya bula bula benim kardeşimi buldu bu lanet şey. Niye ya? Neden? Ne oldu? Çok mu üzüldün? Ayşe gerçekten umrunda mı senin? Ne diyorsun kızım sen? Herhalde umrunda. Ayşe canım benim, kalın bir tane. Kızım kardeşlik öyle bir denizdir ki dibi bulunmaz. Öyle bir yürektir. Abla kes. O afilin laflarına şu kadar inanmıyorum artık. Ben senin gerçek yüzünü gördüm. O zengin evde kalabilmek için sen beni bile harcadın be. Ya ne alakası var zengin evde? Ben bizim için yapıyorum bu fedakarlığı. Senin için, Ayşe için, karnımdaki bebek için. Daha kaç kere söyleyeceğim sana. Bak Ayşe de hasta diyorsun. Para lazım şimdi. Sadece Asiye ablasına ihtiyacı var. Ama yok. O pis varoş kızı ölmüştü değil mi? Seninle nişanlının arabasına binip sonra da kendini uçurumdan atmıştı değil mi? Sen ne zaman bu kadar büyük bir yalancı oldun be? Ne? Seni tanıyamıyorum artık. Ablam mısın benim gerçekten? Hadi git. Git o ipek çarşaflarda yat. Altın tabaklarda ye yemeği. Ben kardeşime bakarım. Anne, Çetin'le Selen evlenecekler. Çetin, şimdiye kadar kimlerle evlenecekti ama... Son dakikada vazgeçti. Ama tabii kolay değil Belenoğullarına gelin olmak. Görgü ister, asalet ister. Bana mı laf çarpıyorsun sen? Aynen yavrucuğum. Lafım sana. Anne, lütfen. Ne lütfen Hale? Bırak konuşayım. Herkes haddini bilecek. Zengin aileye kapak attım diye hiç kimse umutlanmasın. Nesrin Hanım teyze. Bak beni iyi dinle. Benim rahat etmediğim yerde kimse istirahat edemez. Anladın mı beni? Bu yüzden akıllı olacaksın. Anneanneme fitlerim seni. Bir daha bu yalıya adımını bile atamazsın. Selen! Çetin'e gelince... Sevgili hayatım sana bahsetmedi sanırım ama... ...ben hamileyim. Yani çatlasan, patlasan da bu evin geliniyim artık. Kardan adamın saltanatı güneş görünceye kadardır kızım.
senin de saltanatını göreceğiz. Göreceğiz Nesli. Vallahi hiç tesadüf ayağı yapmayacağım yani. Yürüyüşe çıkmışım, seni görünce daldım içeri. Bana da çay ısmarlar mısın? Tabii, bir çay alalım. Hale, beni işten çıkaracağım diye fokurdanıyor. Kıskanıyor mu? Yok canım, ne münasebet? Ne taktı kızı o zaman? Hayır yani, akıl var, mantık var. Sen yalı insansın, o varoş kızı. Ya ben insanları ayırmayı böyle pek sevmiyorum galiba. Ayırmazsın ama bazı tesadüfleri olmasa yan yana bile gelmez. Mine'nin evleneceği en süper adam gecekondu mahallesindeki beyaz eşyacının oğlu. O da en süperi yani. Mine'nin bugün tartıştığı çocuk beyaz eşyacının oğlu muydu? Hangi çocuk? Bilmem, yalının önünde bir çocukla tartışıyorlar. Ha, Ali diyorsun sen. Yani Ali'ymiş adı. Ayrılmışlar onlar. Sen niye sordun? Kaba davranıyor gibiydi çocuk. Ben de müdahale edeyim istedim ama pek de doğru bir şey yapmadım galiba. Dövdün mü Ali'yi? Yok canım. Kaba kuvvetten hoşlanmam ben. İşte bu ya. Sen var ya, adamsın adam. Yemin ediyorum senden 500 tane olsa şu ülkede dünyayı kurtarırız ha. Teşekkür ederim. Ya niye güldün ki? Ya en samimi düşüncelerim o benim. Ya sen ne kadar neşeli bir kızsın. Kafan da bir o kadar net. Benim kafam mı ne? Benim kafam karmakarışık. Japon pazarı gibi. Ne alırsam 1 lira. Japon pazarı mı? O ne be? Ya her şeyin böyle 1 milyona yani 1 liraya satıldığı yerler var ya. Ya bilmiyor musun sen orayı? Yo. Ne değişik gelmiş orası. Değişik mi? Ay herkesin bildiği yere değişik dedi. Uzun zamandır bu kadar içten gülen biriyle karşılaşmamıştım. İyi ki girdin hayatımıza. Tamamdır. Konuştun mu? Konuştum. Ne dedin? Gerçekleri. Ya ama keşke o anda onların yanında olabilseydim. Yani kızım Berkant'a tekmeyi nasıl yapıştırdın çok merak ediyorum. İnsan böyle kimlik değiştirince bazı zevklerden mahrum kalıyor biliyor musun? Çok üzücü. Ya sen bayağı böyle Terminator gibi falan birisin biliyorsun değil mi? Böyle önüne gelen herkesi tahrip ediyorsun. Oğlum bu memleketin kızları Hint kızlarına benzer. Gidip böyle öküze taparlar. Mesela sen Selen'e yaptığın cezasını benle çekiyorsun bir öküz olarak. Berkant da böyle çekecek. Etme bulma dünyası bebeğim. Ya sen gerçekten çok kötü birisin ya. İyi ki sevgilim falan değilsin. Canım biz sevgili olma aşamasını aştık, karı koca olacağız. Ya böyle söylemesene ya. Korkma. Dünyada tek erkek sen kalsan bakmam sana zaten. Neden? Gerçekten merak ediyor musun? Gerçekten çok merak ediyorum. Neyi beğenmiyorsun benim? Çünkü sen ilişkilerini bitse de gitsek tarzında yaşıyorsun ve akıllı kızlar bu tarz erkekleri adam yerine koymaz. Anladın mı? Anladım. İyi. İsabet olmuş. Ben de aptal kızlardan hoşlanıyorum zaten. Onlar daha seksi oluyorlar. Aşk. Ay gerizekalı. Hadi kalk kalk. İyi misin? Yani kontrollerde bir sorun yok değil mi? Her şey yolunda dedi doktor.
Hani öyle yalnız kalıp düşünmek istedim. Bugün ilk defa gördüm bebeğimi. Şaka gibi ya. Gerçekten anne oldum. Çok acayip bir şeymiş. Bak doktor ne verdi. İlk fotoğrafı. Çok güzel. Bir lokma. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ama bir yandan korkuyorum. Dünyanın en iyi annesi olmak istiyorum. Olabilecek miyim acaba? Muhtemelen hiçbir zaman olamayacağız. Neden? Anne baba olmak demek... ...hep kendini eksik hissetmek demek. Hep daha iyisini istemek. Ama bu yarışı asla kazanamamak demek. Annem öldüğünde sanki arkamdaki duvarlar yıkıldı. Kime güveneceksin dedim bu saatten sonra. Kime sığınacaksın? Kimin kollarında ağlayacaksın? Sonra da sıfırladım işte kendimi. Sıfırlamak? Sıfırlamak. Yani sıfır ne? Etkisiz değil mi? Ama dikkat et. Sıfırın kaybedecek de bir şey yok. Böyle bir felsefe işte. Düştü mü jeton? düştü. Şimdiden almışsın ha hediyesini. Ayşe'nin o. Mine'nin kardeşinin. Bugün kemoterapiye başlayacakmış. Yanında olabilseydim verecektim ama. Gel hadi birlikte gidelim. Gerçekten mi? Tabii. Ama şey ya... ...ben şey diye düşündüm, böyle kötü olurum diye vazgeçtim sonradan. O zaman ben götüreyim. Tahiden götürür müsün? Götürürüm tabii.